Arkası Yarın. Keyifçi 4. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydaneri. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler Yılmaz Ertuğrul Postoğlu. Metin Erhan Özçelik. Sabri Bey Nevzat Çankara. Suna Esen Gencer. Müvezzi Şemsay Çankara. Birinci delikanlı Nezih Gündüz. Adını keyifçi olarak takan Korkunç Cani hem gençleri uyuşturucuyla zehirlemekte hem de peş peşe cinayetler işlemektedir. Keyifçiyi yakalamakla görevli cinayet masası amiri Yılmaz ve polis şefi Metin bütün çabalarına rağmen keyifçinin izine bile rastlayamazlar. Bir gün polislerden biri Yılmaz'ı arayarak eski bir uyuşturucu satıcısı olan Zehra adında bir kadından şüphelendiklerini söyler. Yılmaz polislere Zehra'yı takip etmelerini söyler. Zehra bir gece yarısı açık hava tiyatrosu önüne giderek çöp bidonundan bir paket alırken peşindeki polisler tarafından yakalanır. Paketin içinde eroin vardır. Zehra her şeyi itiraf eder. Keyifçinin adamı olduğunu ancak hiç yüzünü görmediğini, uyuşturucuyu telefonla bazı yerlerden aldığını, parayı ise yine keyifçinin telefonuyla gece yarısı buluşarak keyifçinin kendisine verdiğini itiraf eder. Yılmaz Zehra'ya işbirliği teklif eder. Zehra hapse girmemek için işbirliğini kabul eder ve bir gün keyifçi Zehra'yı arayarak parayı açık hava tiyatrosunun önüne getirmesini, kendisini siyah bir araba içinde bekleyeceğini, parayı arabanın açık penceresinden içeriye bırakmasını söyler. Zehra hemen Yılmaz'ı arar. Yılmaz aynı gün buluşma saatinde açık hava tiyatrosunun önünde 50'ye yakın polisle tertibat alır. Gayesi Zehra parayı verirken keyifçiyi yakalamaktır. Arabayı yavaş sür Niyazi. Kız takip ettiğimizi anlamasın. Merak etme, hava karanlık, anlamaz Ömer abi. Bakalım taksiyi nerede durdurup deneyecek, çok merak ediyorum. Hilton'un arka caddesindeyiz. Burası karanlık, ıssız bir yoldur. Takip ettiğimiz bu kız eski bir uyuşturucu satıcısı. İnşallah bu takip boşa çıkmaz da kız bizi keyifçinin inine götürür. Yavaşla. Hı? Kızın bindiği taksi durdu. Sen de dur. Tamam abi. Farlarını kapa Niyazi. Kız indi. Açık hava tiyatrosunun önüne gidiyor. O da ne? Ne oldu abi? O karıştırdığı çöp kutusu değil mi? Evet. Çöpün içinde bir şey arıyor galiba. Dur bakalım aradığını. Birazdan anlarız. Ömer bak, kız aradığını buldu. Çöpten bir paket aldı. Hadi Niyazi, hemen arabayı onun yanına sür. Çabuk ol. Peki. Sen merak etme, kaçamaz abi. Dur, kıpırdama, polis. Aman Allah'ım, polis. Ağlayarak bir yere varamazsın Zehra Hanım. Suçunuz çok ağır. Sizi yarım kilo eroinle yakaladık. Bana ne yapacaksınız? Mahkemeye sevk edersek en az 15 yıl yatarsınız. Ama bizimle işbirliği yaparsanız ve bir daha da uyuşturucu işine karışmayacağınıza söz verirseniz sizi bu felaketten kurtarırım. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bize keyifçiyi anlatın. Keyifçi kim? Nasıl biri? Onunla nasıl bağlantı kuruyorsunuz? Bildiğiniz her şeyi anlatın. İster inanın ister inanmayın ama daha bugüne kadar yüzünü görmedim. Talimatlarını hep telefonla veriyor. Malı bırakacağı yeri söylüyor. Ben de gidip malı alıp dağıtıyorum. Bildiğim bu işte. Peki keyifçiden aldığınız uyuşturucunun parasını ona nasıl ödüyorsunuz? Telefonla.
Parayı bir gece yarısı bir sokak başında bir yere getirmemi istiyor. Ben de götürüp veriyorum. Siyah bir arabası var. Açık olan arka camdan içeriye parayı zarf içinde veriyorum. Hiç konuşmuyoruz. Ben parayı arabanın içine atınca o hemen hareket edip gidiyor. Peki size bu son verdiğim alım parasını istemek için ne zaman telefon eder? Fazla beklemez. Birkaç gün sonra arar. Bizimle işbirliği yapmayı kabul ediyor musunuz Zehra Hanım? Elinizdeyim. Başka bir çarem var mı? Güzel. Evet, şimdi planımız şu. Sizi serbest bırakacağız. Yine eskisi gibi o pastanede çalışmaya devam edeceksiniz. Ne zamanki keyifçi sizi arayıp da parayı getirmenizi isteyecek, işte o zaman bizi telefonla arayıp haber vereceksiniz. Tamam mı? Evet efendim. Yılmaz Bey. Buyurun Metin Bey. Darılmazsanız size bir şey soracağım. Rica ederim, buyurun sorun. Gökmen hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Ne? Gökmen mi? O da kim? Ha! Yoksa nişanlımın dayı oğlunu mu kastediyorsunuz? Evet. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Doğrusu Sunan'ın dayı oğlu olduğunun dışında pek bir şey bilmiyorum. Neden sordunuz? Gökmen'e güveniyor musunuz? Dedim ya, hakkında bir bilgiye sahip değilim. Allah aşkına dilinizin altındaki baklayı çıkartsanıza. Neden sorup duruyorsunuz? Pek garip şeyler yapıyor. Sizce keyifçi o olabilir mi? Ha? Keyifçi mi? Bilmem. Buna nereden hüküm veriyorsunuz? Bir süredir biri tarafından takip ediliyordum. Çaktırmadan beni takip edenin peşine bir adam taktım. Adı Ramiz, amatör bir hafiye. Biraz da aptal. Hemen yakalatsaydınız ya. Buna gerek görmedim. O Ramiz denilen hafiye yalnız beni değil, nişanlını Sunay'ı, babası Sabri Bey'i de takip ediyormuş. Peşine taktığım adamım söyledi bunları. Allah Allah. Peki o hafiyeyi sizin, nişanlımın ve Sabri Bey'in peşine takan kimmiş? Nişanlınızın dayı oğlu Gökmen'miş. Ne? Hafiye takip sonucu raporunu her gün Gökmen Bey'in Karaköy'deki bürosuna gidip veriyormuş. Vay canına. İş bayağı karıştı şimdi. Nişanlımın dayı oğlu Gökmen. Suna ve babasını takibe alıyor ha? Buna belki bir anlam verebilirim. Nasıl yani? Gökmen de Suna'ya aşık Metin Bey. Ama kız onu değil beni seviyor. Belki kıza ve babasına gıcık olduğu için bir takım yanlış hareketlerini öğrenip bunu onlara karşı kod olarak kullanıp Suna'yı elde etmeyi hedefliyor olabilir. Evet, mümkün tabii. Ama sizi neden takip ettiriyor? İşte buna bir anlam veremedim. Bunu öğrenmenin bir yolu var tabii. Ama sen izin verirsen. He? Ben izin verirsem mi? Nasıl evet. Yani? Gökmen'i tutuklayarak. Bu takipleri neden yaptığını öğrenebiliriz. Tutuklayarak mı? Ne dersiniz? Tutuklatayım mı? Acele etmesek. Bakın yanlış anlamayın. Gökmen sonuçta nişanlımın ailesine mensup biri. Onu birdenbire tutuklarsak bu Sunay'la aramdaki ilişkiyi zedeler diye düşünüyorum da. Haklısın. İşin bu yönünü hiç düşünmemiştim. Özür dilerim. Yo, özür dilemeyin Metin Bey. Sen doğru düşündün. Eğer kötü karanlık bir iş yaptığını tespit edersek değil Gökmen'i, babamı bile tutuklarım ben. Neyse, şimdilik unutalım bu işi. Neyin var Yılmaz? Geldiğinden beri doğru dürüst iki kelime konuşmadın. Bari önündeki yemeği ye canım. Şu cinayetler zincirini düşünüyordum. İçinden çıkılmaz bir hal aldı bu iş. Bu kadar düşünme damat. Polis değil misiniz? Önünde sonunda yakalarsınız canım. Yakalayacağız tabii. Ama yakalayıncaya kadar da o namussuz keyifçi daha kaç kişiyi öldürecek? Kaç gencin kanına o uyuşturucuyu sokacak bilmiyorum. Sahi Gökmen nerede? Göremiyorum da onu. Aman bırak şu sırnaşığı. Delinin teki o ya. Kim bilir nerededir? Neden sordun Yılmaz? Bakın, siz yabancı değilsiniz. Hı hı. Sizin dayı oğlu pek garip işler yapıyor, haberiniz olsun. Aa, ne gibi garip işler? Belki inanmayacaksınız ama seni, babanı ve benim bir polis arkadaşım, yani Metin'i amatör bir hafiyeye takip ettiriyormuş. Bizleri mi takip ettiriyormuş? Hı hı. Allah Allah, şu işe bak. Aa, delirmiş mi bu çocuk ayol? Babamla benim neyimi takip ettiriyor ki? Bakın siz yine de ona bir şey söylemeyin.
Az kalsın kendisini bugün tutuklayacaktı Metin Bey ama ben mani oldum. Peki ne yapmayı düşünüyorsun Yılmaz? Kendisini sizin akrabanız olduğu için tutuklamayacağım ama... ...en kısa zamanda bu takip işini neden yaptığını kendisine soracağım. Bu akşam buraya biraz da bunun için gelmiştim. Bir dakika arkadaşlar, çekilin, yol açın. Toplanmayın burada, dağılın diyorum size. Buyurun amirim. Cinayet işlenen yer burası. Siz şu kalabalığı dağıtın. Biz Metin Bey'le tahkikatı yürüteceğiz. Başına amirim. Buyurun içeri girelim Metin Bey. Hadi dağılın. Şu koca şehirde bir tek gün yok mu cinayetsiz geçecek? Dağılın lütfen. Cesetler nerede? Yan odada amirim. Adamın biri iki kişiyi birden mıhlamış. Olayı gören duyan şahit var mı? Hayır efendim. Cinayet akşam saatinde işlenmiş. Katil susturucu kullanmış ki silah sesini duyan olmamış. Cesetleri hanın bekçisi bulmuş. İşte efendim, cesetler burada. Vay canına. Etraf kan gölüne dönmüş be. Ölenler bayağı da gençmiş. Ama olamaz. Bunlar Gökmen'le amatör hafiye değil mi? Aman Allah'ım. Evet, bu Gökmen. Sunan'ın dayı oğlu. Diğeri de Gökmen tarafından bizleri takibe memur edilen amatör hafiye. Allah Allah. Kim, neden öldürdü bunları? Katil belli Yılmaz. Ne? Belli mi? Kim? Kim olacak? Keyifçi. İyi ama bu ikisini onun öldürdüğünü nereden biliyorsunuz? Al oku. Şimdi yerde buldum bu kağıdı. Yine sana hitaben yazılmış. Sana benim peşimi bırak demiştim Amir Bey. Beni yakalamak isteyen ölü. Gökmen'le yanındaki hafiye bozuntusu da bu meraklarının canlarıyla ödediler. Daha kaç kişinin ölmesini istiyorsun Amir Bey? Peşimi bırak, sen değil polis ordusu bile beni yakalayamaz. İmza keyifçi. Lanet olsun! Lanet olsun! Sürekli bizden bir adım önde. Ne yapacağımız ve ne yaptığımız her şeyi biliyor. Keşke dün onu tutuklamasaymışım. Bugün yaşıyor olacaktı. Namussuz kan içici! Gökmen'i aradığımı öğrendi ve onunla konuşmamı engellemek için öldürdü çocuğu. İyi de kim bu keyifçi? Ha kim? Merkez 3315 arıyor. 3315 cevap verin. Tamam. Sizi arıyorlar Yılmaz Bey. Cevap verin. 3315 Karaköy'deyiz. Cinayet işlenmiş. İki kişi öldürülmüş. Olay yerindeyiz. Tamam. 3315 hemen büronuzu telefonla arayın. Önemliymiş. Tamam. Anlaşıldı merkez. Tamam. Burada telefon var. Arayabilirsin Yılmaz. Allah Allah. Önemli olan ne acaba? Alo. Ömer sen misin? Ben cinayet masası amiri Yılmaz. Evet, seni dinliyorum. Ya. Öyle mi? İşte bu iyi haber. Tamam. Bir yere ayrılma, ekibe söyle, herkes bu gece baskına katılacak. Ben bir saat sonra Metin Bey'le oraya geliyorum. Tamam. Oh, Allah'a şükür. Belki bu sefer bir ipucu, bir iz bulabiliriz. Hayrola Yılmaz? Sonunda yüzün güldü. Ne oldu? Pastanede çalışan Zehra aramış. Keyifçi aramış onu. Bu gece verdiği malın parasını açık hava tiyatrosunun önüne getirmesini istemiş ondan. Ha, işte iyi haber diye buna derim ben. Tertibat alırsa keyifçiyi kıskıvrak yakalarız bu gece. İnşallah Metin Bey, inşallah. O namussuz, acımasız katili yakalamayı o kadar çok istiyorum ki. Keyifçi adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.